Değerli konuklar, herkese merhaba. Trefil 15 dakikaya hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü ve aynı zamanda TREP Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Güngör. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk Burçak Hanım. Nasılsınız? Sağ olun, ben iyiyim. Sizi sormalı. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyorum. Yoğun programımız arasında bize yer verdiğiniz için çok teşekkürler. Ben de size davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Çoğumuz biliyoruz ama adettendir Akfen Yenilenebilir Enerji'yi tanıyarak başlayabilir miyiz Kemal Bey? Pardon, ses kesildi. Bir anlık bir kopma oldu. Kötü olmuş. Çoğumuz biliyoruz ama adettendir dedim. Akfen Yenilenebilir Enerji'yi tanıyarak başlayabilir miyiz? Evet. Tabii ki, tabii. Şöyle ben Akfen'den başlayayım öncelikle. Bizim büyük hissedarımız. 1976 yılında kuruluyor Akfen Holding. Bir altyapı yatırım holdingi ve Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi. Biliyorsunuz şu anda da faaliyet alanları içerisinde inşaat var, liman yönetimi var, deniz taşımacılığı. İşte biz varız enerji olarak. Madencilik var, gayrimenkul ve katı atık hizmetleri var. İşte MIP şirketinin ortaklarından, oradaki ortaklarıyla birlikte Mersin Limanı'nı işletiyor. İşte İDO'da Tepe grubuyla birlikte işte deniz ulaşım işlerini yapıyor. Fransa merkezli Accor grubu ile Novotel, Ibis Otel ile birlikte şehir otelciliği sektöründe faaliyet gösteriyor. Yine bu en önemli yatırımlardan kamu özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri var. Eskişehir, Isparta, Tekirdağ şehir hastaneleri ne Akfen Holding tamamladı ve işletmede şu anda. Yine en önemli son dönemde girdiği yatırımlardan birisi yine ortaklarıyla birlikte Kastamonu Hanönü'nde Türkiye'nin en büyük açık ocak bakır madeni işletmesini yapıyor. Enerji olarak biz 2007'de kurulduk. Akfen'in enerji kısmı 2007'den bugüne kadar 700 megawattlık bir portföye ulaşmış durumdayız. Özetle böyle. Teşekkür ediyorum. Yenilenebilir enerjiye geçeyim o zaman. Bu konudaki yaklaşımınızı öğrenebilir miyiz ve enerji üretimi karmanızda hangi kaynakların payı bulunuyor? Şöyle biz tabii özellikle bu iklim değişikliğiyle beraber aynı zamanda ülkenin cari açığının azaltılması amacıyla işte yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelim olunca biz de Akfen olarak 2007 başında enerji şirketini kurduk ve yenilenebilir enerji yatırımlarına başladık. Öncelikle hidroelektrik santrallerle başladık. Aslına bakarsanız buradaki gelişim hem Türkiye'nin totalindeki gelişim, bizim gelişimimiz de öyle oldu. Önce hidro ile başlayıp sonra portföyümüze rüzgar ve güneşi dahil ettik. 2007'den bugüne 17 yıl içerisinde 700 megawattlık bir portföye ulaşmış durumdayız. Kaynak dağılımı da şöyle, bunun yarısı 700 megawattın yarısı 350 megawatt rüzgardan oluşuyor yatırımlarımız. Üçte biri toplam yatırımın üçte biri hidroelektrik santraller, geri kalanı da güneş. Biliyorsunuz biz hidroyla başladık. İşte Türkiye'de olduğu gibi aslında dünyada da öyle. Hidroelektrikte önemli bir potansiyel kullanıldıktan sonra işte hem yatırım maliyetlerinin daha aşağı gelmesiyle birlikte hem teknolojinin ilerlemesiyle birlikte rüzgar ve güneş daha hızlı büyümeye başladı. Bizim Akfen'deki durum da böyle. Orada tabii şunu da amaçladık, onu da söylemek lazım. Hidrolarda bir miktar daha üretimlerinde sapmalar olabiliyor. İşte kurak yıllarda belli miktarda düşüşler gerçekleşebiliyor. Biz toplam portföyde bir üretim stabilitesi, işte gelirde bir stabilite yaratabilmek için kaynak çeşitliliğine gittik. Aslına bakarsanız hem coğrafi olarak hem kaynak olarak çeşitliliğe gittik ve güneş rüzgarı ekledik portföyümüze. Şu anda hem üretimde toplam portföy üretiminde hem de gelirlerimizde bir stabilize sağlamış olduk böylelikle. Çok güzel. Peki bu kaynaklardan 2023 yılında ne kadar enerji ürettiniz? 2024'ün yarısındayız ama yine de beklentileriniz neler bu seneyle ilgili? Şöyle biz 2023'te 1660 gigawatt saat ürettik toplam portföyden.
2024 özellikle hidrolar açısından ilk çeyrek çok iyi geçti. İlk çeyrekte biz geçen seneye aynı dönemine kıyasla hidrolarda %64 fazla bir üretim gerçekleştirdik. Çok güzel bir oran. Efendim? Çok güzel bir oran. Evet, evet kesinlikle. Geçen sene işte biraz önce söylediğimiz daha kurak bir yıldı. Dolayısıyla bu yıl o anlamda iyi başladı hidro anlamında. Ve toplam portföy olarak baktığımızda da ilk çeyrek rakamları geçen senenin %17 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Böylelikle biz bu sene 1700 gigawatt saatin üzerinde bir toplam üretim bekliyoruz. Çok güzel. Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimi potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Yenilenebilir enerji yatırımlarınızı sürdürmeyi düşünüyor musunuz? Yine bir şeyler katmayı düşünüyor musunuz sepetinize diyeyim farklı farklı? Evet. Ve yakın gelecekte yatırımlarınız nasıl seyredecek? Şöyle Burçak Hanım, biz tabii önce Türkiye'nin potansiyelinden başlayacak olursak işte biraz önce de aslında bahsettiğimiz gibi hidroelektrikte önemli bir potansiyel, ekonomik olan projeler yapıldı, yapılıyor ama belli bir noktaya erişti diyebiliriz. Bir olgunluğa erişti hidroelektrik santral yatırımları. Ondan sonra rüzgar ve güneşle bir gelişme var. Tabii son 15-20 yılda önemli mesafeler kat etmiş durumdayız. Toplamda baktığınızda işte geçen günlerde Enerji Bakanımızın da açıkladığı gibi işte dünyada 11. Avrupa'da 5. sırada toplamda bir yenilenebilir enerji kapasitemiz var. Ve ama şunu da söylemek lazım. Rüzgarda ve güneşte bu potansiyelimizi hidroda olduğu gibi büyük oranda kullandık diyemeyiz. Hatta çok az bir kısmını kullandığımızı söyleyebiliriz. Yani çeşitli raporlara ve çalışmalara göre %10 civarında bir kullanım oranımız var kapasitenin. Yani daha aslında kat edeceğimiz, evet son 15-20 yılda iyi bir mesafe kat etmekle birlikte daha gidecek yol çok. Dolayısıyla biz de büyümemizi bu rüzgar ve güneş ağırlıklı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle şu andaki yeni yatırımlarımızdan bahsedecek olursak işte şeye giriyoruz, hibrit projeler yapıyoruz. Yani mevcut rüzgarlarımıza güneş santrali ilave ederek onları hibrit hale getireceğiz. 86 megawattlık bir kapasite bu, ekleyeceğimiz kapasite, güneş kapasitesi. Bu mevcut işletmedeki rüzgar sahalarını ekleyeceğiz. Ve onlar ilgili sözleşmelerimizi de yaptık. Sahada çalışmalar da başladı. Yani biz halka açık bir şirket olduğumuz için KAP'ta da bunları ilan ediyoruz zamanı geldikçe. Ondan sonrasında bunun ikinci adımı rüzgarlara rüzgar türbünü eklemek. Yani kapasite artışı dediğimiz sektörde projelerimiz var. O da 100 megawatt civarı bir kapasite. Onda da şu anda görüşmelerimizi yapıyoruz. İhale süreçlerimiz devam ediyor. Onları da en kısa zamanda tamamlamayı istiyoruz ihale süreçlerini ve saha çalışmalarına da başlamayı planlıyoruz. Buradaki şey ne olacak yani toplam portföyümüz diye bakacak olursak şu anki 700 megawattı işte bir sene sonra yani 2025 ortalarında bu hibritler ve kapasite artışlarının bitmesiyle 190 megawatt bir ilave gelecek ve 890 megawattlara ulaşacağız. Bunun sonrasında da bizde depolamalı güneş ve depolamalı rüzgar projeleri var tabii. Ön lisanslarımız var. 300 megawatta yakın bir ön lisans aldık. Bir kısmı güneş artı depolama, bir kısmı rüzgar artı depolama. Bunlar da bizim yatırım planımızın ikinci aşamasını oluşturuyor. Çünkü bunların şu anda izin süreçleri devam ediyor. Hatta Erzurum'daki güneş artı depolama projemiz ilk ÇED alan proje oldu Türkiye'de. Ve bu izin süreçleri bittikçe onları da yatırıma başlatmayı planlıyoruz. Oradaki zamanlamaya bakarsak da 2027 sonuna kadar o 300 megawattı da ilave edip portföyümüze toplamda 1200 megawattlık bir portföye erişme düşüncemiz var. Güzel bir portföy. İnşallah görürüz 1200 megawattları. Peki yatırımcı gözüyle bakacak olursanız, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yatırım yapıyor olmayı nasıl değerlendirirsiniz? Olumlu yönleriyle geliştirilmeye açık noktaları paylaşırsanız da çok sevinirim.
Tabii şöyle yatırımcı gözüyle şöyle yenilenebilir aslına bakarsak tüm dünyada bu yatırımı cazibeyi çeken bir sektör iklim değişikliği hem de bütün ülkeler için kendi cari açıklarını kapatma anlamında da önemli. Aslında dışa bağımlılığı azaltma diyelim. Biliyorsunuz özellikle iklim değişikliği tabii eskiden bundan 3-5 sene öncesine kadar yine konuşulurdu. Çok önemli bir konuydu. Ama belki günlük hayatta yaşanmadığı için çok da farkına varılmayabiliyordu bazı kesimlerce ve bu kabul de edilmeyebiliyordu. Ama şimdi çok bariz bir şekilde işte yaşanan kuraklıklar veya ekstrem hava olayları, fırtınalar, kasırgalar, seller bunları yaşıyoruz. Bu nedenle İklim değişikliği önleme çabalarının hepsine destek vermek gerekiyor ki yenilenebilir enerji kullanımı da bu desteğin en başında geliyor. Bu yatırımlar onun için aslında tüm dünya için önemli. Sadece ülkemiz için değil. Bizim ülkemiz için cari açığı azaltma da çok önemli bu yenilenebilir enerji yatırımları. Yine baktığımız zaman dünyada aslında bu yönde gidiyor. Yani geçen seneki tüm kapasite yatırımlarının %86'sı yenilenebilir enerjide gerçekleşti. Yani tüm kapasitenin ve bu da yenilenebilir enerji yatırımda tüm dünyada globalde 500 gigawattlık mertebe. Yani bu uluslararası enerji ajanslarının raporlarından bahsediyorum. Yani bir Türkiye'nin 5 katı kadar bir güç eklenmiş 2023'te yenilenebilir. Toplam kapasitenin de dediğim gibi %90'ına yakını. Bu yenilenebilir kapasitenin içerisinde ise %95'i rüzgar ve güneş. Demek ki aslında dünyanın gidişatı belli. Yeni kapasiteler yenilenebilir de oluyor. Yenilenebilir içinde de güneş ve rüzgarda oluyor. Biz de zaten bunun için kendimize bu yönde bir büyüme alanı ve hedefi seçtik. Ha, fakat tabii burada yaptığınız işin hem ülkenize hem aslında tüm dünyaya, gezegene faydası olduğunu görmek bizim gibi yatırımcılar için çok cezbedici. İşin cezbedici tarafı bu. Diğer taraftan tabii zorlukları var. Olumsuz tarafları derken zorluk diyelim biz onlara. Bazı zorluklar yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Yani şöyle tabii ekonomik olarak ülkenin içinde bulunduğu durum bu yatırımlara da yansıyor. Globaldeki durum da yansıyor aslına bakarsanız. Son dönemde özellikle işte finansmana erişim zorluğu, işte bu öz kaynak ve faiz oranlarındaki yükseklik bu yatırımların daha çabuk hayata geçmesi önündeki engellerden bir tanesi. Bir diğeri işte ülkemizde var, başka bazı ülkelerde bu konuyla uğraşıyorlar. İşte izin süreçlerinin zorluğu, uzunluğu. Hepimiz bütün yatırımcılar uğraşıyoruz. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Burada tabii ilgili kurumlar da gerekli çalışmaları yapmaya çalışıyorlar bu arada. Süper izin diye bir çalışma var. Onu tabii bütün sektör olarak dört gözle bekliyoruz yatırımların hızlanması için. İşte bu ekonomik modeldeki son dönemdeki revizyonla birlikte iyiye gidişat var. Bu da bizim ülkenin risk primlerini düşürerek böyle finansmanı hem erişimde daha kolaylık hem maliyetlerde finansman maliyetlerinin de aşağıya doğru inmeyi bekliyoruz. Ve böylelikle de İlerleyen dönemde bu yatırımların yine hızlanmasını umuyoruz. Bu yatırımlar önündeki en büyük aslında sıkıntılarımız bunlar. İzinler, ulaşılabilir finansman. Bir de tabii aslında bu da bir üçüncü bacakla tabii proje stoğu ama bu depolamalarla birlikte önemli bir proje stoğu yaratılmış oldu şu anda. Yani güneş, rüzgar artı depolama. Fakat orada da başka şeyler var. Yine işte izin süreçleri uzun. Biz de uğraşıyoruz. Bu izin süreçleri işte bu son çalışmayla birlikte kolaylaşmasını umuyoruz. Ve bu arada bir de orada depolama tarafı olduğu için o yatırımlarda depolama tarafındaki bazı belirsizlikler var. İşte teknik belirsizlikler var, geliri modellemede belirsizlikler var. Ama ilgili kurumların bu konularda da çalışma yaptığını da biliyoruz. Bizlerle de yatırımcılarla da görüşüyorlar.
sürekli görüş alıyorlar. Bu ve yine TÜREP gibi STK'lar da çok aktif bu konuda görüşlerini bildiriyorlar. Burada da belirsizlikler ortadan kalktıkça o yatırımların izin süreçleri de işte bu son revizyonla birlikte biraz daha hızlandıkça o yatırımların da hızlı bir şekilde hayata geçmesini bekliyoruz. İnşallah. Yatırımcıların sorunlarını çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Biz de TÜREP olarak zaten sizin de bahsettiğiniz gibi kamuyla çok iç içe çalışıp bu sorunları çözmek için gayret sarf ediyoruz. Ben seyircilerimize de bu arada teşekkür ediyorum. Sorunuz olursa ben Kemal Bey'e iletirim. Herkese buradan çok güzel yazanlar var. Sağ olsunlar. Son sorum da benim ilgimi çeken bir konuyla ilgili Kemal Bey. Sosyal evet. sorumluluk projeleri konusunda Akfen Yenilenebilir Enerji ile TİKAV'ın hayata geçirdiği ortak projelerde kırsal bölgelerde yaşayan kadınların eğitimi amaçlanıyor. Bu konuyla ilgili gelişmeler neler, bizimle paylaşır mısınız? Tabii şimdi TİKAV Akfen Holding tarafından kurulmuş 25 yıllık bir vakıf. Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı. Birçok tabii uygulaması var TİKAV'ın ama ben enerji ile birlikte yenilenebilir enerji olarak neler yapıyoruz ondan bahsedeyim. Biz Türkiye'nin 18 ilinde 27 farklı lokasyonda 53 tane santral işletiyoruz. Bütün bu santralleri işlettiğimiz bölgelerde özellikle tabii kadını merkeze alarak o kadınların o bölgelerde yaşayan kadınların eğitimini merkezimize alarak projeler geliştiriyoruz birlikte. Yani bazen buradaki konsept işte 0-6 yaş grubu çocuk gelişimi üzerine eğitim vermek oluyor. İşte bir sene sağlıkla ilgili bir proje geliştiriyoruz. İşte daha önce geliştirdiğimiz projelerden birisi hijyen. Biri işte aile içi tasarruf yöntemleriyle ilgili bilgi verdiğimiz tasarruf evimizde gelecek elimizde diye bir proje yaptık. Mesela bu seneki projemiz de ilginç, oldukça da ilgi çekiyor. Bölgede yaşayanlar arasında dijitaldeki ayak izimiz diye işte dijital dünya konusunda bilinç kazandırmayı amaçlıyoruz burada. Biliyorsunuz çok olumsuz, olumlu tarafı olduğu gibi çok fazla olumsuz tarafı da olabiliyor dijital dünyanın. Bu konuda bilinç kazandırmak için eğitim veriyoruz. O bölgede yaşayan insanlara, özellikle kadınlara ve her sene çok ciddi anlamda ilgi çekti. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz 4 projede 7.000 kadına ve böyle dolayısıyla da 20.000 kişiye ulaşmış olduk. Bu projelerden de ve gördüğü ilgiden de büyük keyif alıyoruz. Çok güzel, ellerinize sağlık. Emeği geçen herkese ben de buradan teşekkür etmek isterim. Kemal Bey, konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz son bir şey varsa alayım, yoksa programı kapatayım. Çok güzel bir program oldu. Sağ olun Burçak Hanım. Ben tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Herkese de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklar, sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda yeni konuğumuzla güzel bir sohbette yine sizlerle birlikte olacağız. Mutlu günler diliyorum. Rüzgarımız hiç bitmesin.